Merhabalar, ben Oğuz. Bugün 10 dakikada bir yapımın yeni videosuyla karşınızdayım. Bu tür videoları bayağıdır yapamıyorum çünkü yapması inanılmaz zor, uzun sürüyor. Umarım 10 dakikaya sığdırırım ya da 10 dakikadan kısa olmaz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bleach izlemediyseniz bu videoda bolca spoiler olacak. İyi seyirler. Anime ilk başladığında Ichigo bir grup elemanla dövüşüyordu. Bayağı da havalıydı burada. Bir gün Ichigo yatağında uzanırken odasına Rukia geldi. Rukia bayağı rahattı. Ichigo'yu hiç umursamıyordu. Çünkü Ichigo'nun onu görememesi gerekiyordu. Görmemesi değil, görememesi. Çünkü Rukia bir Shinigami'ydi. İnsanlar onu göremiyordu. Ama Ichigo normal bir insan olmadığından müt bunu gördü ve her insanın yapacağı gibi ona uçan tekme attı. Sonra Rukia ona muhteşem anlatımıyla niye oraya geldiğini falan filan anlattı. Bunlar olurken tam o evde Hollow saldırısı oldu. Kia'nın orada olma sebebi de işte tam da buydu. Hollow'u öldürmek. Shinigamiler Hollow'ları cehenneme, iyi ruhları da Soul Society'ye gönderiyorlar. Hollow, Ichigo'nun kardeşi Karin'e saldırdı. Rukia ben hallederim diye atladı. Ichigo Karin'i korumaya çalışırken Hollow ona saldırdı. Rukia da burada yapılacak en mantıklı şeyi yapıp oradaki tek savaşçı olan kendisini Hollow'un önüne attı. Ağır yaralandı. Artık orada Hollow'la savaşacak başka birisi yoktu. Savaşamayacak durumda olunca gücümü al falan dedi Ichigo'ya, o da ayı gibi hepsini aldı, çakma Shinigami oldu ve Hollow'u tek hamlede ikiye böldü. Kia Ichigo'ya çok kızdı, bütün gücümü aldın artık gücümü geri alamıyorum, burada kalmam gerekiyor falan diye, artık Rukia'nın işlerini Ichigo'nun yapması gerekiyordu. Bir yandan hayatını normal bir şekilde devam ettirmeye çalışırken bir yandan da Shinigami görevlerini yapmaya çalışıyordu. Neyse bu ikisi Hollow'ları böyle devamlı olarak avlamaya devam ettiler ama bir şeyle bölündü işleri. Öğrendi ki Rukia'nın yaptığı yanlışmış, Rukia suç işlemiş, onu almaya iki tane Shinigami geldi. Ichigo erkeklik yapıp bu iki Shinigami'yi yenmeye çalışırken bayağı rezil oldu. Rukia yargılanacakmış, daha sonra da cezalandırılacakmış, öyle dediler Ichigo'ya. Gelenlerin isimleri ise Reji ve Byakuga. Byakuga Naruto'da göz hatayla söyledim onu. Aslında alacağı ceza belli, idam. Ichigo'yu ölüme terk ettiler ama tahmin edin ne oldu orada, ölmedi. Neden? Çünkü ana karakter. Gaara onu bulup iyileştirmiş ama tam da iyileştirmemiş. O sosyeteye girmek istiyorsa gel Bodrum'a bir şey göstereceğim diyor ona Urahara. Ichigo'yu Bodrum'a indiriyor, orada onu eğitiyor, Rukia'yı kurtarma operasyonu burada başlıyor. Rihime, Uryu ve Chet'le beraber ekip oluyorlar. Uryu, Shinigamilerin düşmanı ama mal olduğu için aralarına tek girmeye çalışıyor. Aralarından kastım Shinigamilerin yaşadığı yere gidiyor. Chet'le Orihime'de öyle arkadaşları, güçleri falan var. İse Urahara portal açıyor, 5'i birden giriyorlar. 4 saydım 5 dedim çünkü bir de kedi var işin içinde. Tabi portal direkt Soy Society'ye açılmıyor. Abla onları Serteyi'ye atsın diye bu ablanın yanına gidiyorlar, eğitiliyorlar falan burada. İse eğitimlerini tamamlıyorlar, topu patlatıyorlar, ayrı düşüyorlar. Ichigo tek başına burada. Ichigo Ikaku'yla karşılaşıyor, kaçak girdiği için onu durdurmaya çalışıyor falan, savaşıyorlar. Tabii ki de ana karakter skillini kullanarak Ichigo bu savaşı kazanıyor. Savaştan sonra yine aynı skill'i kullanarak Rukia'nın nereye götürüldüğünü ve ne olacağını falan öğreniyor. Rukia'yı kurtarmaya giderken Renji'yi görüyor, başlıyorlar dövüşmeye. Renji de Rukia'nın çocukluk arkadaşı, boş değil, ben de üzülüyorum ama onu kurtarmazsın falan diyor, savaşıyorlar. Tabii ki Ichigo'nun ana karakter olma skill'i ağır basıyor, savaşı kazanıyor. Rukia'yı kurtarmak için tekrar koşmaya başlıyor, tahmin edin ne oluyor burada? Başka bir Shinigami onun önünü kesiyor. Shinigami harbiden başka bir Shinigami. Gerçekten güçlü ve sadist birisi, kendisine savaşırken zevk verecek birisini arıyor. Adı da Kenpaki. Kendisine rakip bulamıyor, öyle diyor yani kendisi. Hayvan gibi savaşıyorlar, ikisi de yerde güçsüz bir şekilde yatıyor. Tahmin edemediğiniz bir şey oluyor ve Ichigo burada hayatını kaybediyor. Demek isterdim ama tam tersi oluyor. Ana kahraman şeysi yine oluyor ve kedi Ichigo'yu kurtarıyor. Bir de şey olan kedi, gelirken yanlarında olan kedi. Sonra öğreniyoruz ki kedi de Yoruchi'ymiş. Yoruchi de boş değil yani, bayağı güçlü bir karakter. Eskidenin en hızlılarından falan yani. Neyse bu da Ichigo'yu eğitmeye başlıyor. Banka esini kullanmasını öğrenmesi lazımmış bunun. Aradan zaman geçiyor. Ichigo öğreniyor kullanmayı. Rukia'yı kurtarma operasyonuna devam ediyor. Tam Rukia idam edilecekken hop Ichigo geliyor. Hayır diyor, bu idam asla yapılamaz. Herkes şaşırıyor. Sağına soluna bakıyor. Ne oluyor ya burada falan derken Renji de Ichigo'ya yardım ediyor. Rukia'yı kurtarma operasyonuna başlıyor. Ichigo bir upgradelenmiş, böyle bir güçlenmiş. Önüne geleni sallıyor, böyle yeniyor falan. Byakuya geliyor. Bir daha yeneceğim seni falan diyor Ichigo'ya. Ichigo banka esini bir sallıyor ortalığa. Byakuya pert. Neyse Byakuya Rukia'nın üvey abisiymiş de bunlar gayet böyle asil bir soylarmış da bunlar suç işlerse cezalandırılmaları gerekiyormuş da falan da filan da böyle anlatıyor. Neyse bu seferki savaşta Ichigo galip geliyor Byakuya. Ben diyor gidiyorum diyor, basıyor gidiyor. Renji Rukia ile kaçarken karşılarını Aizen kesiyor. Bu arada biz hep o Aizen'i övdü bildik. Ama asıl şerefsiz oymuş. Çok büyük ters köşe yapmıştı bu şey. Aizen'i övdü biliyordum, sonradan geri geldi. Bu şey Aizen'in planıymış. Gayet kötü karakter oymuş yani. Rukia'nın kalbine elini saplıyor, içinden kristale benzer bir şey alıyor. Bu şey güçleri transfer edebilen bir şey. İşte onu alıp Gin ve Kaname ile oradan kaçıyorlar.
kaçıyorlar derken gayet cool bir şekilde gidiyorlar oradan. Herkes dünyaya geri dönüyor. Olay burada bitiyormuş gibi gözüküyor. Şimdi burada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Diğer karakterlerin savaşlarıyla ilgili hiçbir şey anlatmadım. Neden anlatmadım? Bunların savaşlarının hiçbirinde Ichigo yok. Yani ana karakter yok. Ana karakter orada olmadığı için de gerçekte bir anlam ifade etmiyor savaşta. Öyle boş savaşlarda ben çok sıkılmıştım izlerken. Buradaki savaşlardan sonra Ichigo bir hediye alıyor. Kolye. Bu kolye sayesinde artık Shinigami formuna kolayca geçebiliyor. Bedenini kolayca terk edebiliyor. Artık şeker alması gerekmiyor. Sonra inanılmaz sıkıcı filler bölümler devreye giriyor. Bitmiyor o filler bölümler. O kadar sıkıcı ki neredeyse izlemeye bırakacaktım ben. Öğrendikten sonra filler bölümleri atladım. İleride Shinji ile tanışıyor Ichigo. Shinji Ichigo'ya diyor ki gel kardeş sen özelsin bak yanıma katıl seni de güçlü yapalım sen farklısın falan diyor. Ichigo da tabii ki Shinji'nin teklifini reddediyor. Hayır diyor ben diyor burada kalacağım mutluyum falan karışma bana. Ona diyor ki Laura ve Yumi geliyor insanlara saldırıyor. Acaba bu ikisini insanlara saldırtan kim? Gerçekten çok merak uyandırıcı bir şey. Rihime ve Chet de bunlarla savaşmaya başlıyor. Chet tek yiyor tam o Rihime tek yerken Ichigo geliyor onu kurtarıyor. Ichigo bunlardan tek yemiyor ama bayağı dayak yiyor tam ölecek derken. Uchi ve Urahara geliyor kötü adama ne yapıyorsun manyak o ana karakter öldürülmez falan diye kızıyorlar. Sonra Ichigo bu dayağı yediremiyor kendisine Hollow of güçlerini kullanmayı öğretmesi için Shinji'ye gidiyor. Shinji buna diyor ki sen yani bize katılacaksın Ichigo da yok ben seni kullanıp gideceğim diyor savaşıyorlar Ichigo'yu birden fazla kişi olup yeniyorlar. Sonra da diyorlar ki sende potansiyel var tamam biz seni eğiteceğiz. Bunlar olurken Orihime'yi Aizen esir alıyor Ichigo güçleniyor Urahara bunlara portal gibi bir şey açıyor hepsi ışınlanıyorlar. Shinji ve Rukia geliyor bir dolu savaş oluyor Ichigo ölümcül bir şekilde yaralanıyor. Ama tabii ki de ölmüyor. Önceden esir alınmış olan Orihime diyor ki ben sana heal basarım bir sıkıntı yok nasılsa ana karaktersin. Ichigo Hollow güçleriyle yine savaşıyor bu sefer ortalığın anasını ağlatıyor ve filler bölümler. Neyse bu bölümleri de izlemeden atladıktan sonra Noitra ve Tessa geliyor Ichigo'yu pataklıyorlar. Tam Ichigo kaybedecekken hop Kenpachi nereden gelindiği belli olmayan bir şekilde ona geliyor onu kurtarıyor. Kenpachi burada alayına gider yaparken saf Orihime de tekrar kaçırılıyor. Sonra Aizen hepsine sesleniyor bir dolu şey anlatıyor. Asıl amacı ruh kralıyla savaşmakmış da falanmış da filanmış da. Bunun için de ruhlara ihtiyacı varmış şehre gidiyor ama bu şehir fake orayı onu kandırmak için yapmışlar. Tabii ki de Aizen yer mi bunu? Hayır. Aizen adamları çağırıyor savaş başlıyor. Savaşın amacı da Aizen'i durdurmak. Bu arada kaçırılan Orihime de tam öldürülecekken birisi geliyor onu kurtarıyor. Tahmin edin kim geliyor? İşte burada gayet efsanevi savaşlar oluyor ve filler bölümler. Yine atladıktan sonra bu bölümleri savaş devam ediyor ve Ichigo hayatını kaybediyor. Sonunda Ichigo ölüyor ya bu yapım hiçbirine benzemiyor çünkü ana karakter bile ölüyor derken kötüler mefta olurken Ichigo'ya bakıyoruz tekrar dirilmiş. Sanki biraz önce çok kötü ben yara almışım gibi Ichigo savaşmaya katılmaya gidiyor. Burada Ichigo'ya diyorlar ki savaşta Aizen'i yenebilecek tek kişi sensin sebebi de ana karakter olman. Aslında böyle bir şey demiyorlar ama işte bunun gibi bir şey diyorlar. Aizen'in Zanpakutsu'nun gücü hipnoz. Ichigo da onu hiç görmediğinden müt etkilenmiyor falan filan. İşte bunlar biraz hikaye ana karakter olduğu için kötüyle onun savaşması gerekiyor. Neyse Aizen'e saldırıyor hiçbir şey yapamıyor. Aizen alayını dağıtıyor burada. Aizen Ichigo'ya kendisine güç veren şeyi gösteriyor. Burada Ichigo'nun babası da devreye giriyor. O da bir Shinigami'ymiş meğersem. Savaş başlıyor. Urahara geliyor. Yorichi geliyor. Aizen bana mısın demiyor. Alayına gider yapıyor ve yeniyor. Aizen oradan ayrılıyor ama yendiği bu düşmanların hiçbirini öldürmüyor. Öyle yaralı bırakıyor. İyileşsinler de bir daha beni durdurmaya çalışsınlar diye. Burada hiç ummadığımız bir şey oluyor. Ichigo'nun babası Tokunoncusu kullanıyor ve Ichigo'ya biraz gaz veriyor. Aizen'i durdurmaya gidiyorlar. Ama birkaç bölüm sonra Gin Aizen'e saldırıyor çünkü o sevdiği birini öldürmüş. Uzun süre boyunca intikam gününü beklemiş meğerse. Ama ana karakter olmadığından dolayı Aizen'i öldüremiyor. Burada Ichigo giriyor devreye. Aizen'le efsanevi bir şekilde savaşmaya başlıyorlar. Onu oradan oraya vuruyor, buradan buraya vuruyor falan derken yenmeyi başarıyor. Ichigo Aizen'i yendikten sonra Urahara da onun ruhunu hapsediyor. Artık ebediyen Aizen hapsedilmiş oluyor. Savaştan sonra Ichigo gücünü yavaş yavaş kendisini terk ettiğini öğreniyor. Ve burada tahmin edin ne oluyor? Muhteşem bir final beklerken filler bölümler giriyor devreye. Filler bölümler bittikten sonra Ichigo'nun tekrardan güçlerinin kaybedişini izliyoruz. Ichigo ruhsal gücünün hepsini kaybediyor ve Rukia'ya veda ediyor ve anime bu şekilde bitiyor. Demek isterdim tabii ki ana karakter olduğu için Ichigo güçlerini kaybetmiyor aslında geri alabiliyormuş güçlerini falan. Ichigo güçlerini geri alıyor savaşmaya başlıyor daha güçlü bir şekilde savaşmaya başlıyor daha doğrusu. İzleyiciler de yeni sezonun çıkmasını uzun zamandır bekliyorlardı yeni sezonda bu sene çıkacak. 10 dakikaya sığdıramadım maalesef bir 30 saniye falan kısa sürdü ama umarım beğenirsiniz videoyu teşekkür ederim izlediğiniz için.